geldi. Bayezid'le konuştunuz mu? En doğrusunu yaptınız.
Artık sancaklarınıza dönme vaktiniz geldi. Bir an evvel hazırlıklarınızı yapın. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, fermanı şerifiniz üzere Mısır'dan gelen vergi meselesi halledildi. Fazladan toplanan miktar gelecek senenin vergilerinden mahsup edilecek. Böylelikle reaya yapılan haksızlık giderilmiş olacak. Âlâ. Reaya bize Allah'ın emaneti. Eğer o emanete sahip çıkmazsak Cenab-ı Hakk'a bunun hesabını nasıl veririz? Bursa'ya da bir çavuş yollandı hünkârım. Mahidevran Sultanımız hakkındaki hükmünüz bugün yarın tebliğ edilir. Âlâ. Merakımı mazur görün hünkârım. Sultanımız hakkında ne hüküm verdiniz? Mahidevran Sultan benim ona bahşettiğim servetle asilere destek olmuş. Elinde ne varsa alınacak, bundan böyle hazineden tek bir akçe dahi de alamayacak. Ne malum doğru oldu hünkârım. Belki bana iftira atanlar suçu ona yıkmak istedi. Elimizde katı deliller var şehzadem. Ahmet Paşa gibi sultanımız da asilere destek vermiş maalesef. Hünkârım. Söyle. Hurican Sultanımız. Taşlığın ortasında yere yığılmışlar. Şifahaneye götürdüler. Nesi varmış? Malumatım yok hünkârım. Lakin vaziyetin dişi olmadığı aşikar. Can Sultan'ı öyle yerde görünce endişelendim haliyle. Destur Şehzade Bayezid Hazretleri. Validem. Hurican nerede, ne oldu ona? Merak etme aslanım. Hekim kadınlar yanında ne lazımsa yapıyorlar. Ne oldu peki? Bizim de bir şeyden haberimiz yok. Taşların ortasına yığılıverdi. Başından kan geliyordu. Muhtemelen düştü, başını bir yerlere vurdu. Açın kapıyı. Hurican. Vaziyeti nedir? Sultanımız başından fena yaralanmışlar şehzadem. Atlatabilecek mi? Şimdilik kati bir şey söylemek güç. Dua edeceğiz. Allah büyük. Nasıl olmuş bu hadise? Kim kadın? Nereden düşmüş? Nasıl oldu bilmiyorum şehzadem. Ancak bu bir kaza değil. Sultanım, bir şey oldu muhakkak. Ne olur saklamayın benden. Söyleyin, belki bir yardımım dokunur. Bu kadınlar yüzünden. Ne yaptı size? Bana ilan aşk etti. Tam ağzının payını verecektim ki Hurcan Sultan'ı fark ettim. Takip ediyormuş, gördü bizi. Peşinden koştum. Tehdit etti beni. İftira atacaktı bana. Gazafer'le aramda bir münasebet olduğunu söyleyecekti. Allah'ım. Allah'ım. Nasıl belaya bulaştım ben? Sultanım, Şehzademiz Selim Hazretleri geliyorlar.
Selim, Hürcan Sultan'ın vaziyeti nasıl? Kendinde değil. Lakin birileriyle boğuştuğu çıktı ortaya. Nasıl? Vücudunda izler varmış, boğuşma izleri. İnşallah bir an evvel kendine gelir de bu hadise çözülür. Bir de bununla uğraşmayalım şimdi. Şehzademiz Bayezid'e geçmiş olsun demen lazım. Bir ziyaret et bence. Hünkârımızın da hoşuna gider bu. Tüm dertlerimiz bitmiş gibi bir bu eksikti. Sizce kim yapmış olabilir validen? Bir tahmininiz var mı? Bilmiyorum. Kimseye haksız yere itham edemem. Anasına babasına dünyayı dar ettiğin gibi ona da acımadın. Gözünü kırpmadan öldürmek istedin değil mi? Sultanım, laflarınıza dikkat edin. Bilip bilmeden konuşuyorsunuz. Sultanım, ayağınıza taş değse benden bileceksiniz. Zira size göre bütün ölümlerden ve kötülüklerden ben mesulüm. Oysa ki hepsi hırslarının kurbanı oldular. Perperişan haldeler şimdi. Lakin hiç şüpheniz olmasın. Sizin de akıbetiniz bu. Sen iyice kendini kaybettin Hürrem. Ateşle oynuyorsun. Hala anlamadınız değil mi? Ben o ateşin bizzat kendisiyim. Herkesi sorgu sual edin. Mutlaka bir gören duyan olmuştur. Fahriye Hatun, olacak iş değil. Bilmediğin bir şey varsa de hele. Bizimle alakası yok ağam. Sultanımız da şaştı kaldı. O vakit kim cüret eder böyle bir şeye? Sümbül ağam. Sümbül kadar başınıza taş düşe. Bu ne bu? Az ileride buldum ağam. Nerede buldun? Göster. İşte buradaydı ağam. Kan izleri de var. Rabbi yüzür bile. Tehsir Rabbi temin aleyhine bir hayır. Fahriye Hatun. Derhal şehzademize haber vermemiz lazım. Hürcan Sultan'la kavga ederken düşürdüm. Onu bana getirmen lazım. Can Feda, bunu yapman lazım. Nerede sultanım? Şehzadem, bunu da ağalar bulmuşlar. Fahriye Hatun'un dediğine göre Hürcihan Sultanımıza aitmiş bu da. Baktınız mı her yere? Başka bir şey var mı? Bakıyoruz şehzadem. Ben size bir an evvel haber vermek istedim. Fahriye Hatun'um. Sen ne arıyorsun burada? Çamaşırhanede işlerim vardı. Onları hallettim. Nurbanu Sultan'ın yanına gidiyordum ben de. Bu ara ortalıkta fazla gözükme. Sonra senin başın yanar.
şehzadem. Bugün buradan geçen kim varsa tetkik edeceksin Fahriye Hatun. Emredersiniz. Ağlar başladılar bile. Benim anlamadığım Uğurcan'ın ne sebeple burada olduğu. Ne diye gelsin ki? Belki has bahçeye gelmişti şehzadem. Ya da gidiyorlardı. Ya da ne bileyim düğün varken neden gitsin ki? Validem, ne oldu size? Yüzünüzden düşen bin parça. İyiyim aslanım. Endişe edecek bir şey yok. Harimde tatsız hadiseler vuku buldu. Aklım orada. Sultanım. Ne oldu, Cafeda bulabildin mi? Maalesef. Yetişemedim sultanım. Şehzade Bayezid. Küpenin tekini buldu. Sen ne diyorsun Can Feda? Hakikat anlaştırsa yaşatmazlar beni. Maalesef ki vaziyeti ciddiyetini koruyor. Sultanımız ince bir ipin üzerinde. Bir yana hayat, bir yana ölüm. Hekimler seferber oldu. İnşallah bu mücadeleyi kazanacak ve bizim yüzümüzü güldürecek. Kim nasıl cüret eder buna Hürrem? Tetkik devam ediyor hünkârım. O her kimse ellerimle cezalandıracağım. Ne hale gelmiş zavallı. Hünkârım, validem. Uğurcan, has bahçeye çıkan yolda buldum. Bu küpe de oradaydı. Bu da mı onun? Değil validem. Bu küpenin sahibi her kimse. Uğurcan'ı bu hale getiren o. Sümbül. Derhal tetkik edin. Her taşın altına bakılacak. Benim yeğenime bu hakareti reva gören hangi gafilse getireceksiniz bana. Emredersiniz hünkârım. Bayezid. Hekimler icap eden neyse yapıyorlar. Bize dua edeceğiz. Allah'ın izniyle iyileşecek. İnşallah hünkârım. Geçmiş olsun Bayezid. Nergislerden de koy biraz Yusuf. Rahmetli babam çok severdi. Şu lale soğanlarından da götür biraz. Hepsi külliyenin bahçesine, babamın türbesinin etrafına dikilecek. Merak etmeyin sultanım. Nasıl isterseniz öyle olacak. Kim bunlar Yusuf? Ben şimdi öğrenirim sultanım. Ağalar. Hayrola ağalar. Kimsiniz siz? Ne sebeple geldiniz? Ben Numan Çavuş. Hünkârımın emriyle payitahttan geliyorum. Mahidevran Sultan'ı görmem gerek. Sultanım gene bir şey yemediniz. Böyle devam ederseniz hasta olacaksınız. Bu kadar kâfi. Söyle kaldırsın da. Valide Sultanım. Payitahttan bir çavuş geldi. Sizi görmek istiyor. Mühim bir haberi varmış. Gelsin. Hünkârım.
Mahidevran Sultan Hazretleri. Ben Vezir-i Azam Rüstem Paşa'nın hususi ulağı Numan Çavuş. Anma o uğursuzun adını sarayımda. Hem o iblis azledilmedi mi? Ne diye hala Vezir-i Azam dersin? Kara Ahmet Paşa rüşvet ve zimmete para geçirmekten dolayı suçlu bulunup idam edildiler sultanım. Hünkârımız yerine tekrardan Rüstem Paşa'yı tayin ettiler. Onu askerin korkusuna azletmişti zaten. Kurban vermişti. İlk fırsatta tekrar başa getirdi demek. Bunları ben bilemem sultanım. Hünkârımın fermanını tebliğ etmeye geldim ben. Oğlumu, torunumu aldı yetmedi. Şimdi benim canımı mı istiyor? Edirne ve civarında çıkan Düzmece Mustafa isyanına destek verdiğiniz tespit edildi sultanım. Bu sebeple oturduğunuz saray haricinde bütün mal varlığınız hazineye devroldu. İlaveten her ay hazineden aldığınız tahsisat kesildi. Bundan böyle saraydan tek kuruş dahi alamayacaksınız. Nasıl olur sultanım? Git söyle padişahına. Yere batsın onun parası, sarayı. Bugüne kadar ne hayrını gördük ki bundan sonra göreceğiz. Hem bu yüzden kıymadım oğlunu. Mal mülk için, bir avuç toprak için almadım o Mustafa'mın canını. Şimdi saltanatını sürsün gafil. Sanıyor ki bu dünya ona kalacak. Zehir zıkkım olsun yediği her lokma inşallah. Şimdi git söyle. Söylemezsen mahşere kadar iki elim yakanda olur. Şimdi yıkıl karşımda. Bağışlayın sultanım. Lakin bir husus daha var. Hünkârımız Nergis Şah Sultanımızı Anadolu Beylerbeyi Cenab-ı Ahmet Paşa'ya nikahladı. Sultanımızın bir an evvel Ankara'ya gitmesi icap eder. Hayır. Hayır sultanım, ben evlenmek istemiyorum. Defol buradan. Defol dedim sana. Cehenneme kadar yolunuz var. Yusuf çıkar şunu şuradan. Sultanım sakin. Yeri göğü yaratan Rabbim. Bu dünyada adalet varsa bana gözden. Oğluma, torunlarım. Bunca zulmü hakareti yapanları cehennem azabı çekti. Gün yüzü görmesin. Ne yapmak lazım sultanım? Bilmiyorum Can Feda. Bilsem susacak değilim böyle. Ne oluyor? Sultanım bağışlayın fakat arama yapmamız icap ediyor. Sultanlığın dairesindesiniz. Siz kim oluyorsunuz? Ne hakla ararsınız? Hünkârımızın emri sultanım. O yüzden zorluk çıkartmayın. Başlayın hadi. Neyin araması bu? Hürcan Sultan'la mı alakalı? Ne oldu sultanım? Sakladığınız bir şeyler mi var yoksa? Benim kimseden sakladığım bir şey yok. Alnım açık, yüzüm ak. İnşallah öyledir. Her yere bakın. Her yeri didik didik edin. Thank you.
Gördüğünüz gibi. Aradığınız şey burada yok. Benim Hurcan Sultan'la alakam olmaz. Hurcan Sultan'ın size attığı tokat dün gibi aklımda sultanım. Ne malum ona kin gütmediğiniz? Sen kimsin de beni itham edersin? Hurcan Sultan'ın esas düşmanı belli. Bunu en iyi seni bilmen lazım Fahri Hatun. Hürrem Sultan mı yaptı? Söylediğin bu mu? Ben öyle bir şey söylemedim. Şimdi işiniz bittiyse derhal çıkın dairemden. Küpenin peşindeler Can Feda. Onu aradıkları muhakkak. Nerede sultanım? Onu derhal yok etmemiz lazım. Şehzadem Selim'in dairesinde. Telaşla fırlattım bir yere. İyi yere saklamışsınız. Şükürler olsun. Şehzademizin dairesini zinhar arayamazlar. Ama yine de ne olur ne olmaz. Kimsenin elini geçmeden onu yok etmemiz lazım. Yok. Emin misiniz oraya koyduğunuzdan? Belki o telaşa başka bir yere attınız. Allah'ım ne yapacağım ben şimdi? Kim bilir kim aldı? Can Feda her yeri arıyoruz. Vaziyeti nasıl? Aynı. Değişen bir şey yok. Çok yoruldun. Dairene dön. Biraz uyu. Dinlen. Başında birileri var nasılsa. Kim yaptı bunu validem? Benden bir şey saklamıyorsun söylediğim. Bayasın. Sen ve ben artık aynı yoldayız. Seni ve senin sevdiğin herkesi korumaya yemin ettim ben. Söz verdim. Ben hayatta olduğum müddetçe bir daha canın yanmayacak. Buna izin vermem. Hurcan ölürse bu mesele burada kapanmaz. İşin ucunu bırakmazlar. Benim dairemi bile aradılar. Sanki ben yapmışım gibi. Nasıl utandım anlatamam. Nurbanu, bana doğruyu söyle. Bu meseleyle bir alakan yok değil mi? Nasıl sual edersin Selim? Tabii ki hayır. Lakin bir suçlu bulamazlarsa bir kurban arayacaklardır. Ya kurban ben olursam? Hurcan Sultan'la yıldızımızın barışmadığını herkes biliyor. Merak etme. Benim yanımdayken kimse kılına dahi dokunamaz. Müsaade etmem. Yüzlere bakayım. Beni bekliyorlar. Sonra gidersin.
Sonra gelirim. Haber verdim. Çocuklar bekliyor beni. Nurbanu, bu yaralar ne? Fark etmedim. Çocukların peşinden koşarken olmuştur herhalde. Ne yaptın sen? Kırpmasındır onu. Sultan değil mi? Onun zinhar suçu kabahati olamaz. Yazık. Senin gözünde onun kadar kıymetim yok. Nurban, beni deli etme. Ne demeye çalıştığımı biliyorsun. Uğurcan durduk yere mi saldırdı sana? Elbet bir şey olmuştur. Madem merak ediyorsun, söyleyeyim. Uğurcan Sultan beni çekemiyordu. Şehzadesine bir evlat veremedi diye hasretinden çıldırıyordu. Bunu ima edince birden saldırdı. Canımı zor kurtardım. Karşı koymasaydım şimdi onun yerinde ben olacaktım. Başımızı nasıl bir belaya soktun sen? Hurcan kendine gelirdi olanları anlatırsa ne yapacağımızı inan bilmiyorum. Benim de başımı yakacaksın. Selim, ben... Sakın Nurban. Tek kelime dahi etme. Dairene dön. Selim, yalnız... Çek dışarı Nurban'ı! Sultanım. Buradayım sultanım. Buradayım. Şehzadem Selim. Her şeyi öğrendi. Bana öyle ağır laflar etti ki. Allah'ım sen bana yardım et. Bir mucize lazım. Sultanım. Hürrem Sultanımız sizi bekliyorlar. Ne oldu? Ne istiyorlarmış? Vallahi bir malumatım yok. Lakin derhal gelmenizi emrettiler. Hatun, sen de geliyorsun. Hadi. Bırakma beni. Ne olur bırakma beni. Bir tek sen kaldın.
yarabbim. Bir şeyler yapın çabuk. Olsun şehzadem. Sultanımız Hakk'ın rahmetine kavuştu. Çık Gel. Yaklaş. Şehzademe göz kulak ol diye seni ben seçmiştim. Adını dahi ben verdim. Nurbanu dedim sana. Bu bir lütuftu. Lakin sen ne yaptın? Haddini aştın. Hem de ziyadesiyle. Mesele Fatma Sultan ise... size zinhar ihanet etmedim. Malumunuz üzere bir hanedan mensubunu karşıma alamam. Sen ki beni karşına aldın hatun. Buna cüret etmişken Fatma Sultan'dan mı bahsediyorsun bana? Şimdi gelelim asıl meseleye. Bu küpelerden biri Hurcihan'ın saldırıya uğradığı yerde bulundu. Diğeri ise ne yazık ki Şehzadem Selim'in dairesinde. Oraya bakacağımı hiç düşünmedin değil mi? Bire gafil. Sen kim oluyorsun? Bu sarayda benim iznim olmadan kimse nefes dahi alamaz. Sen bunu bilmiyor musun? Sultanım. Bir kazaydı. Yemin ederim bir kazaydı. Benim suçum günahım yok. Allah şahidim olsun ki bundan böyle sözünüzden hiç çıkmayacağım. Siz ne derseniz onu yapacağım. Ne olur beni bağışlayın. Beni ele vermeyin. Evlatlarım için, torunlarınız için, şehzadem senin için. Bunu daha evvel düşünecektin. Bir sultana sille dahi vursan kellen gider. Bunun affı yok. Bu hatanı canınla ödeyeceksin. Sen de hatun. Sen de. Sultanım. Sultanım Allah canımı alsın ki benim bir suçum günahım yok. Sümbül. Al götür şu hatunları zindana at. Emredersin sultanım. Haydi. Kalk. Sultanım. Beni koruyacaksınız. Tüm bu olanlar bizim aramızda bir sır olarak kalacak. Hala utanmadan konuşuyorsun. Eğer beni ifşa ederseniz bütün yaptıklarınızı anlatırım. Yıllar evvel bir sultanı öldürmemi emretmiştiniz. Ben de yapmıştım. Nazenin Sultan'ı unutmuş olamazsınız değil mi? Sizin emrinizle öldürdüğüm o biçare hatun hala hatırınızda kalmış olmalı. Beni tehdit mi ediyorsun? Arzum bu değil sultanım. Lakin siz bana başka çare bırakmadınız. Ay, koskoca
Koskoca Hürrem Sultan dururken senin lafını kim itibar eder be? Hey cahil cühela! Lafıma değil. Lakin sultanımızın yazdığı mektuba herkes itibar eder. Her şeyi apaçık yazdığınız, bana emir verdiğiniz mektubu diyorum. Üstelik sadece bu değil. Elimde sizin yazdığınız onlarca mektup var. Hurcan'ın neden saldırdığımı sorduklarında ben de her şeyi anlatırım. Hatta bu emri de sizin verdiğinizi söylerim. Lakin ondan nefret ettiğinizi herkes biliyor. Daire'ne dön hatun. Zinhar benim haberim olmadan da dışarı çıkma. Başın sağ olsun kardeşim. Allah rahmet eylesin. Amin. Bayezid. Başın sağ olsun. Allah sabır versin şehzadem. Gözün aydın. İstediğin oldu. Huri Cihan'dan kurtuldun. Sultanım. Yeri değil. Lütfen. Huri Cihan'a kim saldırdıysa ortaya çıkacak. Herkes bıraksa ben bu işin peşini bırakmayacağım. Bayezid çok mu severdi Hurcan'ı? Öyle olmasa hünkârımızı karşısına almak pahasına nikahlanır mıydı hiç? Allah her şeyin hayırlısını versin. Aşkım bile. Hünkârım.
Hazreti Ali Efendimiz hayat iki gündür der. Bir lehte olan, yani bize gülümseme halinde olan, diğeri de aleyhte olan, hüzün içerisinde olan. Lehte olduğunda gururlanma, aleyhte olduğunda da darılıp feryadı figan etme. Öyleyse hünkârım, ben hayata ikinci gününden başlamışım. Zira hayatımdan hiç hüzün eksik olmadı. Her şey Allah'tan gelir oğlum. Ölüm de hayat da ondan. Bize düşen sabır ve tevekkülü geleni karşılamak. Ölüm fani olan hayatın bitişidir. Ölüm ebedi olan ahiret hayatına açılan kapıdır. Babam nerede? Yanına gitmek istiyoruz. Şimdi olmaz aslanım. Lara'nızın yanına gidin, daha sonra görürsünüz. Rana Sultanım. Fahri Hatun. Ben de senin yanına gelecektim. Hürrem Sultanımızı ziyaret edip başsağlığı dilemek isterim. Sen evvela yaptıklarının hesabını ver hatun. Ne yapmışım ki? Huri Cihan Sultan'ı sen öldürmüşsün. Ne diyorsun sen Fahri Hatun? Yemin ederim ben yapmadım. Madem öyle, bu küpenin senin dairende ne işi vardı hatun? Ne küpesi? Benim değil ki bunlar. Derdini şehzademize anlatırsın. Ağlar! Götürün bu hatunu dairesine kapatın. Bırakın. Ne yapıyorsunuz bırakın? Sultanım! Hürrem Sultanım ben yapmadım! Ne vakittir ava çıkmadık. Edirne'ye gidip birlikte avlanırız. İyi düşünmüşsünüz hünkârım. Hem Bayezid de hayli bunaldı. Orman havası ona iyi gelecektir. Hünkârım. Müsaadeniz olursa ben artık sancağıma dönmek istiyorum. Siz Selim'le gidersiniz arzu ederseniz. Varlığımda kimseye huzursuzluk vermek istemem. Hünkârım, Sümbül Ağa geldiler. Gelsin. Hünkârım. Söyle Sümbül. Hünkârım, nihayet rahmetli Huri Cihan Sultanımızın katili hakkında malumat edindik. Kimmiş bu hain? Maalesef bu işin arkasında şehzademizin gözdesi. Rana Hatun varmış. Sen ne diyorsun Sümbül Ağa? Rana benim gözdem, şehzadelerimin anası. Nasıl itham edersin? Elinde bir delil var mı? Aradığımız küpe onun eşyaları arasında çıktı şehzadem. Şimdi de dairesindeler. Sorgu sual etmeniz için sizi bekliyorlar. Şehzadem. Gel.
Anlat. Rana Sultan. Odasında ölü bulundu. Herkes Huri Can Sultan'ın katili olarak onu biliyor artık. Kurtulduk. Bu beladan kurtulmuş olabiliriz Can Feda. Lakin daha büyüğü bizi bekliyor. Hürrem Sultan bunu zinhar unutmaz. Eminim ilk fırsatta benim de akıbetim o zavallı gibi olacak. Allah yardımcımız olsun. Ankara'ya gitmek istemiyorum sultanım. Evlenmeyeceğim. Ne olur beni yanınızdan ayırmayın. Belki de böylesi daha hayırlıdır kızım. Burada benim yanımda kaldıkça acı çekmeye devam edeceksin. Yas ve keder yakını bırakmayacak. Hayır. Ben sizin yanınızda mesudum. Hem babamın, kardeşimin mezarı da burada. Onları da bırakmam. Nergisciğim. Benim güzel torunum. Ömrünün baharında. Bu tazecik yaşında benimle solup gitmene gönlüm razı değil. Rabbimden tek dileğim. Hanende huzur bulmak. Sevcim ve evlatlarına mutlu olmak. Hem belki bir oğlun olur. Adını Mustafa koyarsın. O da baban gibi yiğit bir kahraman olur. Sultanımızın hakkı var. Bugün değilse yarın evlenecektiniz zaten. Peki siz ne olacaksınız? Ne yapacaksınız? Tahsisatınız kesilmişken hem de. Elde avuçta ne varsa dağıttınız. Babamın türbesi içinde ne kadar borca girdiğinizi biliyorum. Sen beni düşünme güzel kızım. Benim bundan sonra parayla bulunan ne işim olur? Kafamı sokacak bir yerim. Azıcık aşım olsun bana yeter. Fatmaca. Sen. Gördüğün gibi hala hayattayım. Hepsini anlatacağım. Hayır. Anlatma. İşitmek istemiyorum. Bunca yıldır hayattaydın ve beni, Mahidevran Sultan'ı görmeye gelmedin. Bir haber dahi yollamadın. Şimdi ne anlatacak olabilirsin ki? Yusuf sakin. Sakin olmuş. Nasıl sakin olayım ha? Sen bizi yalnız savunmasız bıraktın. Şehzade Mehmet'i alıp götürdüler. Mihrinisa Sultan canına kıydı. Onu da toprağa verdik. Acılar çektik. Aklına hayaline gelmeyecek acılar. O zamanlar yoktun. Şimdi de olma. Var git yoluna. Yusuf müsaade edersen hepsini izah... Sen o fırsatı çoktan kaçırdın Atmaca. Git buradan. Bunca yıl nerede kaldıysan oraya dön. Bayezid'im bugün nasıl? Çok şükür. Daha iyi. Şehzademiz Metin dik duruyor. Mehmet ve Cihangir'in ardından kalbim üç parça artık. Selim. Bayezid ve Mihrimah. Üçü de çok kıymetli benim için. Birinin eline iğne batsa benim yüreğime hançer saplanır. Biri ateşe yaklaşsa yüreğim kavrulur.
Nurbanu denen o yılan. Nerede? Dairesinden hiç çıkmıyor. Belli ki fena korkmuş. Kendi ellerimle evladımın koluna sokmuşum o yılanı. Sessiz sedasız büyümüş de haberim yok. Ne yazık. Vaziyetin vehametini ancak şimdi görebiliyorum. Selim'i kışkırtan da o. Şehzadelerimi düşman edecek. Neyi bekliyoruz sultanım? Emredin. Ezelin başını. Acele etme. Her şeyin bir vakti var. Baba, sıra sende. Gel. Şehzadem. Hadi bizi babanla yalnız bırak. Daha oyunumuz bitmedi validem. Daha sonra devam edersin. Beni kendi ellerine mi teslim etmeyi düşünüyorsun yoksa? Düşünmedim değilim. Bu yaptığın kabul edilemez. Lakin Bayezid ve validemle daha fazla karşı karşıya gelmek istemiyorum. Sadece bu yüzden mi? Bana olan aşkının kararı almanda hiç tesiri yok mu? Nurbanu, sana aşık olmasam hiç durmaz verirdim adını. Susmazdım. Bunu biliyor olman lazım. Sana hala kızgınım. Ve bu yaşananların üstesinden nasıl geleceğiz? İnan hiç bilmiyorum. Sana her şeyi unutturacağım. Zaman ikimize de iyi gelecek. Müsaade var mı? Hala vuracağını düşünüyorsun değil mi? Biz bülbülü mührim demiş ekvayı firakız. Ateş kesilir geçse sabah gülşenimizden. Son zamanlarda ne çok ölülerle yaşar. Onlarla konuşur oldum bilemezsin. Mustafa abimi Cihangir'i kalbimle taşımak ziyadesiyle yoruyordu. Şimdi onlarla birlikte Hurican'ı da taşıyacağım. Onları geride bırakmanın yolu yok mu sence? Yok. Neden biliyor musun? Çünkü onlar erken göçüp gittiler bu dünyadan. Yarım bıraktılar birçok şeyi. Eksik bıraktılar bizi. Bu yüzden hep peşimizden gelecekler.
Son zamanlarda neler yaşadığımız, Şehzade Selim'in nelere kalkıştığı malumunuz. Eğer müdahil olmasaydık, Şehzade Beyazıt'ın canı yanacaktı. Ya da Şehzade Selim'in. Bundan sonrasını talihe bırakamayız. Rüstem doğru söylüyor Valide. Selim'e artık itimat edemeyiz. Tedbir almamız şart. Anlaşılan aklınızda bir şey var. Var sultanım. Sözümüzden çıkmayacak aklı başında birini Manisa'ya göndereceğiz. Şehzade Selim'i dizginleyecek biri bizi büyük bir felaketten kurtarabilir. Makul. Kimi göndereceğiz peki? Onu da düşündünüz mü? Elbette. Ağalar. Atmaca. Ben sana git demedim mi? Ne diye dolanıyorsun hala buralarda? Yusuf. Nergis Şah'la birlikte fidanla getirdiğiniz çiçekleri dikin siz. Hadi. Yusuf'tan ölmediğini, Bursa'ya geldiğini işitince çok şaşırdım. Yıllar geçti. Senden ne bir ses ne bir haber çıktı. Bir izahın vardır herhalde. Seni Kütahya'dan alıyorum Lala Mustafa. Bundan böyle Şehzade Bayazıt'ın lalası değilsin. Bağışlayın paşam, sultanım. Bilmeden bir kusur mu işledim? Bir kabahatim olduysa affınıza sığınırım. Dur, telaş etme hemen. Seni Kütahya'dan alıyorum. Zira Manisa'ya gideceksin. Bundan böyle Şehzade Selim'in lalasısın. Şehzademiz Bayezid benden şikayetçi değildir inşallah. Zaman zaman ters düşmüş olabiliriz, lakin ben hep onun selameti için çalıştım. Yine öyle olacak Lala Mustafa. Vazifen değişmeyecek esasen. Şehzadem Selim, yanlış yollara sapmaya, kardeşin arkasından iş çevirmeye teşne. Bu yüzden gideceksin. Ona mani olmak için. Yeni vazifeni anladın mı Lala Mustafa? Şehzademiz Bayezid'in iyiliği için ince eleyip sık dokuduğunuz belli sultanım. Bu yolda bana biçtiğiniz vazife buysa hiç tereddüt etmem, üzerime düşeni yaparım. Bundan en ufak bir şüpheniz olmasın. Hala. Gel. Şehzade Bayezid Hazretleri saraya teşrif ettiler. Demek Mustafa, Şehzade Bayezid'i sana emanet etti, öyle mi? Malumunuz. Şehzademiz kardeşine muhabbetle bağlıydılar. Orası öyle. Fakat ne olursa olsun Hürrem'in oğlu Atmaca. Başta ben de tereddütteydim sultanım. Lakin Şehzade Bayezid'i tanıdıkça bütün şüphelerim yerle yeksan oldu. Şehzade Bayezid, Hürrem Sultan'a zerre kadar çekmemiş. Kime benziyor peki? Sultan Süleyman'a mı? O halde daha fena. Rahmetli şehzademize. Onun kadar güçlü, zeki,
ve onun kadar cömertler. Size selam ve hürmetlerini yolladılar. İlaveten rahmetli şehzademizin türbesi için altın gönderdiler. Lüzum yok. Kimsenin sadakasına muhtaç değilim ben. Haşa sultanım. Bu bir hediye. Rahmetli şehzademize sevgi ve hürmetlerini göstermek istediler. Babasını yaptığından utandı desene şuna. Bütün malımı mülkümü elimden aldı zalim. Tahsisatımı da kesti. Şimdi sizden öğreniyorum. O vakit mutlaka bu altınları kabul etmelisiniz. Geri götür Atmacı. Epey yetecek altınım var. Zaten şunun şurasında ne kadar yaşayacağım ki? Hayırdır? Ne maksatla toplandınız böyle? Şehzadem. Bunca yıldır yanınızdayım. Pek iyi anlaşamadığımız aşikar. Hatta çoğu zaman öfkenizden nasibimi aldım. Lakin bilin ki ne yaptımsa sizi tahta hazırlamak içindi. Zira biliyorum. İstikbalde o taht sizin hakkınız. Esas mevzu ne zaman gireceksiniz çok merak ediyorum doğrusu. Lala Mustafa'yı Şehzade Selim'in yanına tayin ediyorum. Böylelikle Düzmece Mustafa olayında olduğu gibi arkanızdan iş çevirmeye cesaret edemeyecekler. İyi düşünmüşsün. Selim'in neler yapabileceğini tahmin etmek güç. Menfaatleri için her türlü yalana ve hileye başvurur. Şehzadem Selim tahminimce artık uslandı, rahat duracaktır. Lala Mustafa'nın Manisa'daki varlığı yalnızca bir tedbir. Lala Mustafa yanındayken Şehzade Selim bilecek ki nefesimiz her daim ensesinde, gölgemiz her daim üzerinde olacak. Süleyman. Mirmah Sarayı'ndan geliyorum. Bayezid de orada. Vaziyeti nasıl? Ruhen iyileşmesi vakit alacak. Lakin mizacı kuvvetli biliyorsun. Toparlanacaktır. Şehzadelerim ne vakit dönecekler sancaklarına? Birkaç güne inşallah. Ay. Süleyman. Bayezid de, Selim de bizim kıymetlimiz. Umudumuz. İkisi de çok akıllı. Yiğit. Lakin hala toylar. Hataları olabilir. Ancak buna mani olmak bizim elimizde. Gözümüzü üzerlerinden ayırmamalıyız. Desteğimizi ve alakamızı hissettirmeliyiz. Hakkım var. Ne vakit başıboş kalsalar kötü bir haber işitiyorum. Böyle kötü ve uğursuz haberlere imkan vermemek için Fahriye'yi Manisa'ya, Lokman'ı da Kütahya'ya göndermek yerinde olur diye düşündüm. Tabii sen eğer münasip görürsen. Lokman da Fahriye de saray adabını iyi biliyorlar. Oğullarımın haremlerinde dirlik ve nizamı sağlayacaklar ve şehzadelerime göz kulak olurlar. İyi düşünmüşsün Hürrem. Bıldırcın hazırlattım. Sen seversin. Manisa'ya gidelim artık. İkimize de iyi gelecek. Gel. Şehzade Hazretleri. Söyle Fahriye. Hazırlıklar tamam.
İki gün sonra yola revan olacaksınız. Âlâ. Ben de sizlerle geleceğim. Zira bundan böyle sizin sarayınızdayım. Nereden icap etti bu? Hürrem Sultanımız böyle buyurdular. Hünkârımızın da malumatı var. Arzu ederseniz kendilerine sual edebilirsiniz. Tamam, çekilebiliriz. Hürrem Sultan beni düşman bellemiş. Harem-i Humayun'un baş hazinedarını peşimize katmış. Büyütme Nurbanu. Vardır validemin bir bildiği. Fahriye ile de iyi geçinmeye bak. Orada huzursuzluk istemiyorum. Gidiyor musun? Evet. Senin de istediğin bu değil mi zaten? Mahidevran Sultan neler yaşadığını anlattı. Yine de affedemiyorum seni. Keşke daha fazlasını yapabilseydim Yusuf. Geri döneceksin değil mi? Beni unutmayacaksın burada. Döneceğim. Elbette. Döneceğim. Ben dönene kadar da Mahidevran Sultan sana emanet. Biraz daha kalamaz mısın? Çabuk gel baba. Altınları kabul etmediniz sultanım. Lakin vaziyetimiz iyi değil. Ne kadar dayanırız? Şu an elimizdeki nakit parayla en fazla bir sene dayanabiliriz. Malum. Kapı halkınız oldukça büyük. Hizmetinizde yüzlerce insan var. Kapı halkımın çoğunu Nergis Şah'ın yanına verirsin. Onunla gitsinler. Benim de aklımdan geçti sultanım. Büyük bir bölümünü gönderirsek epey daha idare edebiliriz. Sen de git Fidan. Torunuma sahip çıkarsın. Hayır sultanım. Ölürüm de bir yere gitmem. Son nefesime kadar sizin yanınızda kalacağım ben. Thank you.
Siz olmadan sarayda ne yaparım bilmem. Bütün işler bana kalacak vallahi. Yerleri sana sildirecek değiller ya Sümbül Ağam. Endişelenme. Keşke öyle olsa. En azından kafam rahat eder. Etliye sütliye karışmazdım. Aman diyeyim, Hürrem Sultanımızın size söylediklerini unutmayın. Gözünüzü dört açın. Vazifeniz mühim. Hele sen Fahriye, o Venedikli hatun başını ağrıtacak besbelli. Evelallah. Üstesinden gelirim Sümbül Ağam. Maşallah, maşallah. Kaldık yine biz bize. Sarayın bahçesinden, avlulardan, şehzadelerimizin, torunlarımızın sesleri uzaklaşıyor. Sofra hazırlatayım ister misin? Bir şeyler yeriz birlikte. Muhabbet ederiz. Baş başa kalmayalı epey vakit oldu. Şimdi değil Hürrem, beni yalnız bırak. Sultanım. Sultanım neler oldu? Hünkârımız. Etrafına bir duvar örmüş. Ne yaparsam yapayım o duvarı aşamıyorum. Evlat acısı geçmiyor belli ki sultanım. Evlat acısı bir yana. Yüreğini asıl sızlatan vicdan azabı. Sultanım, hünkârımızı kederiyle baş başa bırakmayın. Onun yanında olmanız lazım. Biliyorsunuz duvarın hem insanı gam yıkarmış. Allah korusun. Hünkârımız kolay kolay yıkılmaz. Yanında olacağım elbet. Bizim birbirimizden gayrı devamımız mı var? Kim bilir bir daha ne zaman karşılaşırız. İnşallah aramızda geçen tatsız hadiseler, sürtüşmeler mazide kalmıştır. Seninle böyle ayrılmak istemem. Bunu sırtıma hançerini saplamadan evvel düşünecektin Selim. Benim sonumu hazırlamak için ne dümenler çevirdiğini nasıl unuturum? Sen çok mu masumsun Bayezid? Senin gibi hainlik yapmadığım ortada. Öyleyse Lale Mustafa'yı ne diye taktınız peşime? Hı? Madem bir günahsın, masumsun, söyle. Bunun benimle bir alakası yok. Eminim öyledir. Senin gözünü hırs ve intikam bürümüş Bayezid. Kim bilir ne hainlikler peşindesiniz. Şehzadelerim, lütfen bu münakaşaya bir son verin. Hünkârımızın gözü önünde bu yaptığınız yakışık almaz. Sonra zinhar bunun hesabını veremezsiniz. Diye geldi o Venedikli aşüfte. Yokken rahatımız yerindeydi. Ağzımdan aldın lafı. Bize huzur vermez şimdi. Destur! Nurbanu Sultan Hazretleri! Hatunlar, size payitahttan hediyeler getirdim. Herkes sessin, beğensin. Lütfettaz bam. Sanki dilenciye sadaka veriyor. Diş Hatun. Ne işin var senin cariyeler arasında? Ben sana bir daha taş daha gelmeyeceksin demedim mi? Sen artık bir terzi yamağısın. Terzihaneden çıkma sakın. Cariyelerin ölçüsünü almaya geldim sultanım. Arzu ederseniz sizin de boy ölçünüzü alayım. Edepsizlik etme hatun. Karşında bir sultan var senin. Fahriye Hatun. Kes sesini. Geç yerine. Burada değilim diye nizamı iyice bozmuşsunuz.
aklınızı başınıza devşirin. Yoksa acımam, koyarım kapının önüne. Bundan böyle haremden Fahriye Hatun mesul. Ona yardımcı olun ki canınızı yakmasın. Feriha Hatun ne sanıyor bu kendine? Hürrem Sultan mı? Topla eşyalarını, vazifenin başına dön Hatun. Bundan sonra buradayım. Bu saraya kim giriyor, kim çıkıyor? Evvela benim haberim olacak. Emriniz olur ağam. Lokman ağam. Bu hatunlar nereden çıktı? Payitahttan geliyorlar ağam. Hürrem Sultanımız yollamış. Şehzademiz Beyazıt için bizzat seçmişler. Adın ne senin Hatun? Defne. Defne. Âlâ. Hürrem Sultanımız Şehzademiz Beyazıt'ın yaşadıklarını unutturmak istemiş besbelli. Hamama götür bunları. Aklanıp baklansınlar. Derhal ağam. Yürüyün kızlar. Huri Cihan Sultan'ın vefatını işittim şehzadem. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Allah benden sevdiklerimi bir bir alıyor Atmaca. Gitgide yalnız bir başıma kalıyorum. Bu bir imtihan olsa gerek. Neyse. Mahidevran Sultan nasıllar? Afiyetteler şehzadem, lakin gönderdiğiniz altınları kabul etmediler. Tahmin etmiştim. Bu gidişte fazla dayanamazsın. Hünkârımız tahsisatını kesti, hiçbir geliri yok. O bana rahmetli abimin emaneti Atmaca. Mutlaka yardım etmemiz lazım. İrtibatı koparayım deme sakın. Merak buyurmayın. Gözümüz ellerinde olacak. Lafı hiç dolandırmayacağım Lala. Burada işler farklı yürür. Sakın beni Bayezid'le kıyaslama. Arkamdan iş çevirmeye kalkarsan bedeli ağır olur. Haşa şehzadem. Hiçbir art niyetim yok inanın. Siz bana hünkârımızın, Hürrem Sultanımızın emanetisiniz. Tek arzum size layıkıyla hizmet etmek. Ben söyleyeceklerimi baştan söyleyeyim de sonradan başımız ağrımasın. Çekilebilirsin. Bu adamdan hiç hoşlanmadım Selim. Dikkatli olmalıyız. Dediklerine bakma. Bir hatanda bire bin kadar Hürrem Sultan'ı aktar, kuyunu kazar. Biliyorum Nurbanu. Her şeyin farkındayım. Lakin Lala ile ters düşüp payitahttakileri huzursuz etmek niyetinde değilim. O Bayezid'in usulü. Yoluma çıkmadığı sürece Lala ile ters düşmek gibi bir niyetim yok. İnşallah akıllı uslu davranır. Şehzademiz Beyazıt çok değişti. Geldiğinden beri hiç yüzü gülmüyor. Kolay değil tabii. Evvela canından çok sevdiği iki kardeşinden oldu. Ardından Huri Cihan Sultan, Rana Hatun. Şehzadeleri de anasız kaldı. İnşallah Allah nasip eder ve ben yaralarına merhem olurum. Amin, amin.
Şehzademizin tekrar yüzü gülsün. Amin. Sultanım. Şükürler olsun döndük. Payitahtta yaşadığımız sıkıntılı günler geride kaldı artık. Orada dur Gazanfer. Sakın deyim yaklaşma. Hala yaşıyorsam tek bir sebebi var. Şehzadem Selim. Durduk yere onu huzursuz etmek istemiyorum. Lakin bundan böyle hal ve tavırlarına dikkat et. En ufak hatamda acımam, yok ederim. Anladın mı? Anladım sultanım. İnşallah. Sakin ol hatun. Daha şimdiden böyleysen şehzademizin yanında ne yapacaksın? Allah bilir. Hürrem Sultan payitahttan cariyeler göndermiş. İçlerinden en güzelini seçtim. Kapının önünde bekliyor. Arzu ederseniz huzurunuza gelsin. Şehzademiz kimseyi görmek istemediklerini söylediler. Taşlığa götürün. Üzülme Defne Hatun. Acele etme. Bundan böyle hep buradasın zaten. Bugün olmaz başka bir gün olur. Hadi gel benimle. Banu Sultan işitince küplere binecek. Şehzademizin odasına yaklaşmamıza dahi müsaade etmez. Onun muhatabı benim. Sen rahat ol. Madem öyle söylüyorsun. Fahriye Hatun. Ne yaptın sanıyorsun sen? Aklın sıra bu sarıçınlı şehzademin odasına mı sokacaksın? Şehzademizin keyfi yerine gelir. Rahatlar diye düşünmüştüm. Bir mahsuru mu var? O artık şehzademizin gözdesi değil. Olsa da müsaadem yok. Zaten gelme maksadını biliyorum. Ayağını denk al. Burası benim sarayım. Burada benim sözüm geçer. Nizam bozmaya kalkarsan neticelerine de katlanırsın. Ben buraya Hürrem Sultan'ın emriyle geldim. Beni öyle alelade bir kalfa sanmayın sakın. Halvete giden cariyenin önüne çıkmak ne demek? Sana hesap verecek değilim. Hadi git şimdi. Bu hatunu da al götür. Siz bilirsiniz. Lakin şehzademizin hoşuna gitmeyecektir bu. Sana dedim Fahriye Hatun. Sen dahi onunla başa çıkamazsın. Tek başına onu alt edemem belki. Ama birlikte hareket edersek iş değişir. Ne demeye çalışıyorsun? Nurbanu Hatun'un vadisi doldu. Hürrem Sultan da ondan kurtulmak niyetinde.
O ölürse senin yıldızın parlar. Tabii eğer istikbalin için savaşacak cesaretin varsa. Ne zamandır saraydan dışarı çıkmamıştınız. Bu hareketlilik biraz olsun iyi gelmiştir inşallah. Hoş geldin Kudret Ağam. Hoş bulduk Yakup Efendi. Sana zahmet bana bir kahve ver. Aslan torunuma da süt getir süt. Hemen. Siz de hoş geldiniz beyim. Hoş bulduk. Bize de iki kahve getir. Hemen. Allah bağışlasın efendi. Amin cümlemize. Evlat iyidir, hoştur da torunun yanında hiçbir kıymeti yok. Baldan tatlı. Maşallah. Adı ne? Mustafa. Merhum şehzademizi çok severdik. Hatırası yaşasın diye onun ismini verdik. İnşallah onun gibi yiğit ve cengaver olur. Yazık oldu aslan gibi şehzadeye. Rus cadısı Hürrem Sultan'ın oyunu bunlar. Yalanla, iftirayla hünkârımızı vebale koydu. Şehzademiz zinhar babasına ihanet etmezdi. Bilip bilmeden konuşmayın efendiler. Dedikodulara kulak asmayın. Adaletiyle cihana nam salmış koskoca Sultan Süleyman ihanet etmesi durduk yere oğluna kıyar mı? Vardır bir sebebi. Şehzadem, sizinle görüşmek isteyen biri var. İtibar sahibi bir tüccar. Aynı zamanda devlet-i âliyeye nice hizmetleri olmuştur. Nicedir yolunuzu gözler, sizinle görüşmek ister. Kimmiş bu lale? Yasef Nassi, epeydir payitahta ikamet ediyormuş. Duymuştum ismini. Size pek değerli hediyeler göndermişler. Ağalar! Acem işi. İnşallah beğenirsiniz. Bu kumaşlar da Diyar-ı Hint'ten hususi olarak getirtilmiş sizin için. Âlâ. Bu nedir Lala? Kıbrıs şarabı şehzadem. Malumunuz bulmak hiç kolay değil. Bir damlası için zümrüt kadar değerli, kevser kadar lezzetlidir derler. Hediyelere ne lüzum var Lala? Madem ki devlet meselesiyle ilgili görüşmek ister, münasip bir vakitte huzuruma kabul eder, derdi neyse dinlerim. Emredersiniz şehzadem. Ben kendisine haber yollarım. Afiyet olsun. İsterseniz sütlü kahve de getirebilirim. Kendi icadım. Kahvenin o keskin kokusunu alıyor. İçimi daha kolay. Lüzum yok. Sen bize su getir kafi. Emredersiniz. Yahu bu mereti de içiyoruz ama caiz midir, değil midir bilen yok. Bilmeden günaha girmeyelim. Ne günahı efendi? Kahve. Kahve bu. Zihni açar, aklı keskinleştirir. Daha Allah'tan ne istersin ya? Orada dur Yakup efendi. Şu zıkkımın insanın uykularını kaçırdığını unutma.
Öyle çoğaldı ki adım başı kahve dükkanı. İçenin evinde sabaha dek kandiller yanıyor. Sabah olmak bilmiyor. Gece şeytanlar içindir derler. E bütün gün buradasın. Nasıl olacak o iş? Bahane bunlar, bahane. Sen görmüş geçirmiş birine benzersin beyim. Sen ne dersin? Bu zıkkım caiz midir? Tadı malum. Aklı keskinleştirdiği de doğru. Lakin ben ne desem beyhude. En doğrusunu Şeyhülislam Ebu Suud Efendi bilir. Ona sual etmen lazım. Boş versene beyim. Ben onun sözüne itibar etmem. Yahu sus be adam. Tövbe de. Yerin kulağı var. Başımı belaya mı sokacaksınız benim? Sen Ebu Suud Efendi'ye neden itimat etmezsin? İlminden, irfanından şüphe mi edersin? Haşa. Yok. Hoca Çelebi bir derya deniz. Amma ve lakin Hürrem Sultan ve Rüstem Paşa ile bir olup mazlum şehzademiz Mustafa'nın katline fetva verdi diyorlar. Ne malum Şehzade Mustafa'nın mazlum olduğu? Hı? Alenen isyan etmese hünkârımız böyle ağır bir karar verir miydi? Şehzademiz 38 yaşındaydı beyim. Bir kez olsun isyan etmedi. Ne gördüm ne işittim. Asi bir şehzade bunca vakit bekler miydi? Hem de Yeniçeriler arkasındayken. Bana biraz meyve getir. Canım tatlı bir şeyler çekti. Sultanım. Fahriye Hatun Can Feda'yı çağırıyor. Derdi neymiş öğren. Sultanım. Bu Fahriye Hatun beni çok korkutuyor. Öyle bakışları var ki vallahi tüylerim diken diken oluyor. Hiçbir şey yapamaz. Gör bak onu nasıl mum gibi yapıyorum. Acele edin kızlar, acele edin. Oyalanmayın. Şehzade Beyazıt Hazretleri gelmek üzere. Hadi hatun, hadi. Sultanım. Söyle Sümbül. Sultanım az evvel haber geldi. Hünkârımız sizi huzurlarına çağırıyorlarmış. İftirayla hünkârımızı vebale koyduk. Şehzademiz zinhar babasına ihanet etmezdi. Thank you.
Ey hünkârım, ey canım babam. Bu satırları okuduğunuza göre siz kendi kalbinizi söküp attınız. Bense bu yalan dünyadan göçüp gittim. Bilin ki elinizi günaha buladınız. Bilin ki masum bir canı aldınız. Gel. Süleyman. Beni istemişsin. Ey göz, gönlümdeki ateşleri, gözyaşımdan su saçma. Bu kadar çok tutuşan ateşleri, su fayda vermez. Hadi hatun, hadi. Oyalanmayın orada kızlar. Doğru taşla. Hadi. Şehzade Bayezid ince ruhlu bir şehzadedir. Akılsız hatunlar işin yatakta bittiğini düşünür. Oysa bu kâfi değil. Erkeğin sadece yatağına değil, aklına ve kalbine dökmelisin. Ne isterseniz yaparım sultan. Yeter ki kardeşime zarar gelmesin. Kardeşim bana emanet. İstediklerimi yaptığın müddetçe ona zarar gelmeyecek. Onunla birlikte sizi azat edeceğim. Hatun dikkatli ol. Şehzadenin yarası hala taze. Sabırlı olacaksın. Zira erkeklerin gönlü çabuk soğur ve başlarını kaldırıp etraflarına bakmaya başlarlar. Şehzade Bayezid başını kaldırdığı vakit iki seni görecek. Şehzadem. Ne yapıyorsun sen burada? Sizin için geldim şehzadem. Yani sofranızı hazırlamak için. Adın ne? Defne şehzadem. Sarayınıza yeni geldim. Hürrem sultanımız gönderdiler beni. Yasınızı bitirmem, maziyi unutturmam için. Çekilebilirsin. Beni çağırmışsınız. Harem defterlerini tetkik edeceğim. Gel de yardım et bana. Yarın sabah daha münasip olmaz mı? Malum
Gece vakti pek hesap kitap olmaz. Sana fikrini sormadım hatun. Düş önüme. Dünya kadar işimiz var. Can Feda. Ne diyor Fahriye? Hala şehzademi koyuna bir cariye sokabileceğini mi sanıyor? Buna asla izin vermem. Hürrem Sultan başıma istediği kadar zebani diksin. Beyhude. Burası benim sarayım. Can Feda. Sen. Edirne'ye mi gitsek? Birkaç ay orada kalırız. Payitahtın hengamesinden azade, huzurlu, sessiz bahçelerde tekrar birbirimizi buluruz. Eski günlerdeki gibi. Şiirlerle, kitaplarla avunuruz. Ne dersin, gidelim mi? Seni neden çağırttığımı hiç merak etmiyor musun Hürrem? Ben özlediğini düşünmüştüm. Senelerdir içimi kemiren bir sual var. Lakin hep kaçıyordum. Mustafa'mın ölümünde senin parmağın var mı? Onun ölümüne giden yolu sen mi açtın? İftira attın mı benim oğluma? Kanına girdin mi?